Valla başarı için imkan arayan adam imkan peşindedir yani. Başarı peşinde değildir yani. Yani imkan verseler o imkanların peşindedir o adam yani. Başarılı olmak isteyen adam ne yapar eder? O işi kıvırır. İmkan yaratır yani. Yaratır yani. İmkan yaratır. İmkansızlıktan içinden de yaratır onu. Yani imkan verselerle başlayan cümleleri ben çok sevmem. Yani yarat abi imkanını. Yani imkan verseler diye bir şey yok. Her şey dört dörtlükken herkes o imkanların peşinde. Şu anda iş hayatında da görüyoruz onu yani. Doğru ama şöyle bir şey var. Yani neticede bu profesyonel bir spor, bir federasyonu var. Elbette ki hani o insanlara da katkı sağlamalı, Şimdi değil mi? o Antrenman imkanlardan sayesinde. bahsetmiyorum ben. Yani onların hani şimdi şöyle mesela sporun bir takım standartları var işte masası düzgün olacak, topu düzgün olacak, malzeme güzel olacak, sporcu bunu yap. Bu imkanlardan bahsetmiyorum. Yani imkan verseler dediğim mesela destek arıyor. Yani destek arıyor. Ekonomik destek. Hani neye destek arıyorsun? Yani yarat onu. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani imkan verseler sözü aslında o demek. Yoksa zaten her şey kaliteli olmak zorunda. Bizim dönemimizde öyle değildi ama şimdi zaten o konuyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Benim başladığım dönemde bilardo hatta kahve oyunuydu yani öyle bir Tabii algısı canım. vardı. Hani bir spor, gideceksin ülkeyi temsil edeceksin, madalya kazanacaksın, devlet sana ödül verecek falan böyle şeyler yoktu yani federasyonu bile yoktu. Benim Ama bilardo. zor oldu da ne Ha yani oldu? sonra oldu şimdi yani şimdi yeni yönetimle çok daha güzel şeyler oluyor ama Süper. yani eski yönetimi unut bir 10 sene unut yani. Ama hala şu sizin ordu evi kostümleriniz değişmedi değil mi? Evet, şimdi ben onu da Ordu anlatıyorum evi yani. garsonu. Niye öyle giyiniyorsunuz? Bu şey demek Ama için bir mi? dakika Bu biz efendi sporudur falan Türkiye'de şu mı? anda polo tişört giyiyoruz. Ha öyle Tabii mi? Ay çok memnun Türkiye'deki oldum. maçlarda Çünkü polo tişört giyiyoruz. biliyorsunuz değil mi? Papyon, yelek, Evet. kumaş yelek, içine gömlek bildiğin hani ordu evi garsonu gibi Şimdi adamlar dünya şampiyonu oluyorlar öyle. Antalya'da Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. 2006 yılı. Ben de yarı final maçını kazanmışım. Finale çıkacağım. İşte atıyorum 2 saat sonra, 1,5 saat sonra. Dedim hemen gideyim bir yemek yiyeyim maçtan sonra. Restorana indim otelde. İşte nedir bizim kıyafetimiz? Bilardo kıyafeti. Atayaka gömlek, papyon, yelek. İşte manşetler var. İşte pantolon, şeritli falan böyle. Tamam mı? Burada Türk bayrağı. Böyle burada. Burada sponsor. Tamam mı? Yazıyor burada bir şey. Ondan sonra girdim. Bir tane teyze geldi yanıma. Evladım dedi bizim dedi bey biraz rahatsız dedi. Ona bir patates haşlayabilir miyiz? Sonra bir tuhaf baktı bana çünkü ben dedim ki teyze ben haşlarım da pek beğenmeyebilirsin dedim. Baktı böyle. Ukala milli bir garson bu herhalde dedi hani Abi bayrağı bayrakta görünce. var ya millidir.